Evet, Mehmetçiğin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yalnızca Türk milletinden değil, dünyanın dört bir yanından destek söz konusu. Şimdi de Hatay'a, Hassa ilçesine, sınır noktasına bu kez de Doğu Türkistanlılar geldi. Ancak dikkat çeken önemli detaylar var. Kameraman arkadaşımdan hemen rica edeceğim. Gördüğünüz gibi çoğunun üzerinde Mehmetçiğin üniforması yer alıyor. Ve bugün Türk askerine destek olmak amacıyla sınır noktasına geldiklerini söyleyebiliriz. Şimdi onların görüşlerini, duygularını dinleyeceğiz. Yanımızda Doğu Türkistanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk bulunuyor. Önce mikrofonu kendisine uzatacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Neden buradasınız? Bugün Türk milletinin, Türk devletinin ve Türk ordusunun yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Elbette bugün bütün ümmetin, bütün milletin sorumluluğu Türkiye'nin yanında yer almaktır. Bütün küffar, bütün düşmanlar birleşti. Biz de burada birleşmek için buradayız. Bugün sabah Kayseri'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin değişik illerinden Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz seferberlik çağrımıza uyarak Hatay iline geldi. Ve Hatay ilinde Mehmetçik'le omuz omuza PKK terörüne karşı savaşamıyoruz ama hiç olmazsa bağışladığımız kanlarla bugün 200 Doğu Türkistanlı kardeşimiz kan bağışlamak için Hatay'a geldi. Bu kan, bağışladığımız kanlarla birlikte sembolik de olsa Türk ordusunun, Türk askerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Akabinde birliklerimizi, özel harekat birliklerimizi ve komutanlıklarımızı ziyaret ederek bu kardeşlerimiz bizi de askere alın. Biz Türk ordusuyla birlikte bu topraklar için şehit olmaya hazırız mesajını verdiler. Yine biz bu birlikleri ziyaretten sonra şehit olan arkadaşlarımızın ailelerini ziyaret ederek onlara dua ettik ve tesellide bulunduk. Şimdi Hassa'ya geldik. Hassa ilinde yine Cenab-ı Allah Türk ordumuzu kaza beladan korusun. Amin. Niyetiyle bu maksatla Allah rızası için 15 tane koç kurban edeceğiz. Amin. Ve bu kurbanlarımızı Türkistan pilavıyla buradaki askeri birliklerimize, güvenlik güçlerimize, basın mensuplarımıza ve buraya Türkiye'nin değişik illerinden gelen misafirlerimize ikram ederek Doğu Türkistanlıların Türk İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, bugün komünist Çin işgali altında 35 milyon Doğu Türkistanlıların Türk milletiyle aynı kaderi paylaştığını, bizim tasamızın da kederimizin de sevincimizin de bir olduğunu ifade etmek için buraya geldik. İnşallah bu ordumuz Suriye'deki bu zaferi, bu savaşı inşallah zaferle sonuçlandırdıktan sonra dünyanın neresinde mazlum varsa bu ordu, peygamber ordusu mazlumun yanında, zalimin yanında, karşısında yer alacaktır. Biz onun için buradayız. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Üniformalar da bu yüzden giyindi galiba. Evet, bu kardeşlerimiz bana aylardır yalvarıyor. Başkanım, bizim için ne olur Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Genelkurmay Başkanımıza görüş. Bizi askere alsınlar. Biz bu askerlerle birlikte şehit olmak istiyoruz. Doğu Türkistan'da askeri üniforma değil, elimize yanına bile yanaşmak mümkün değil. Hiç olmazsa Türkiye topraklarını, Anadolu topraklarını dahi olsa korumak için üniformamızı giyelim ve Türk ordusuna katılalım. Bu mesajı bana verdiler. Ben de bu kardeşlerimi bugün buraya getirdim. Hiç olmazsa bunların bu ruhaleti, ruhiyelerini bir şekilde tatmin etmek ve bunların bu arzularına cevap vermek için 150 kadar kardeşimiz askeri üniformayla bugün Hatay'a geldi. Eğer başkomutanımız izin verirse Türk askeriyle birlikte savaşmaya ve şehit olmaya hazırız. Hazırız. Bir de son kez tabii üniforma giyenlere de söz vermek istiyorum. Konuşmak isteyen varsa, evet, burada yaşlı bir Doğu Türkistanlı amcamız var. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Türk askeri olarak geldim, şey geldi. Türk askeri olmak için geldim buraya diyor. Evet, kaç yaşındaymış bir soru? 70 yaş. 70 yaşındayım. 70 yaş. 70 yaşında olmasına rağmen yine Türk milletine destek olmak için burada, değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, dediğimiz gibi aslında harekatın başladığı ilk günlerden bu yana yalnızca destek Edirne'den Kars'a değilmiş, bunu görüyoruz. Avrupa'da gurbetçilerimizden tutun da yine Orta Asya'ya kadar yayılan geniş bir skalada Türk askerine, Mehmetçi'ye büyük bir destek söz konusu ve sınır noktası bu yüzden de boş kalmıyor diyelim. Sözü tekrar Merkez'e bırakalım.